Gökbilimciler, Jüpiter'in dev uydusu Ganymede'in son derece ince atmosferinde ilk kez su buharına dair delil elde ettiklerini açıkladı. Nature Astronomy dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Ganymede'de yapılan keşif Güneş sisteminde su içeren atmosfere sahip, diğer gök cisimleri için de yeni bulgular sunabilir. Cüssesiyle Merkür ve Plüton'u geride bırakan, Mars'tan ise biraz daha küçük kalan, Ganymede'in üzerinde geçmişte yapılan araştırmalar, uydunun dünyadaki tüm okyanusların toplamından daha fazla su içeriyor olabileceğine işaret etmişti. Öte yandan yüzey sıcaklığı -193 dereceye kadar inen Ganymede'in, yüzeyindeki tüm su donmuş halde. Sıvı suyun, uydunun yüzeyinden 160 kilometre derinlikteki, yeraltı okyanusunda saklı olduğu düşünülüyor. Geçmişteki araştırmalar aynı zamanda Ganymede'in yüzeyindeki materyallerin, katıdan doğrudan buhara dönüşebileceğini göstermiş ve, bulgular uydunun ince atmosferinin nasıl oluştuğuna ışık tutmuştu. Bu bulguyu destekleyen su buharının varlığı ise, en son araştırmada elde edildi. En son araştırmada bilim insanları, Hubble Uzay Teleskobu'nun Ganymede'de gözlemlerinde elde ettiği, eski ve yeni bilgileri bir araya getirdi. Hubble ilk kez 1998'de Ganymede'in mor ötesi görüntülerini elde etmiş ve, Güneş sisteminde Aurora'ya sahip az sayıdaki gök cisminden, biri olduğunu ortaya çıkarmıştı. Auroralarda yer alan elektrik yüklü gazlar, Ganymede'in zayıf bir manyetik alanı olduğunu gözler önüne sermişti. Mor ötesi görüntülerde ortaya çıkan, aurora şeritleri her biri iki oksijen atomundan oluşan ve, yüklü parçacıklar Ganymede'in buzul yüzeyinde çözüldüklerinde ortaya çıkan oksijen moleküllerinin, varlığına dair izler sunmuştu. Yine de gözlemlenen bazı mor ötesi emisyonlar saf moleküler oksijen içeren, bir atmosfer ile uyuşmuyordu. Uyumsuzluğun tek oksijen atomlarını temsil eden, atomik oksijen varlığından kaynaklandığı düşünüldü. NASA'nın Jüpiter yörüngesinde devam eden, Juno görevini desteklemek adına gökbilimciler, Ganymede'in atmosferindeki atomik oksijen miktarını belirlemeye çalıştı. Beklenmedik bir şekilde neredeyse, hiç atomik oksijen izine rastlanmadı. Haliyle, geçmişteki mor ötesi sinyallerin, başka bir açıklaması olması gerektiği anlaşıldı. Yeni araştırmada Ganymede'in yüzey sıcaklığının, -123 ile -193 derece arasında belirgin bir şekilde değişiyor olmasına dikkat çekildi. Ganymede'in en sıcak noktalarında, buzun doğrudan buhara dönüşecek sıcaklığa erişebileceği anlaşıldı. Bu model ele alındığında, mor ötesi görüntülerde su bulunması beklenen noktaların, Ganymede'in iklim modelleri ile uyuştuğu anlaşıldı. Açıklama yapan Stockholm Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nden Lorenz Roth, atmosferdeki su buharının elde edilen verilerle çok iyi uyuştuğunu ifade etti. Roth, geçmişteki araştırmalarda Ganymede'in atmosferinde su buharı tespit edilememesinin nedenini, mor ötesi görüntülerdeki moleküler oksijen sinyalinin çok güçlü olması olarak ifade etti. Roth, güçlü oksijen sinyalinin arasında, diğer sinyalleri tespit etmenin mümkün olmadığını söyledi. Gökbilimciler Ganymede'den elde edilen son bilgiler ışığında, Güneş sistemindeki diğer buzul gök cisimlerinin yüzeyinde de, su buharı varlığı olabileceğini düşünüyor.